21 yaşındayım ve son 30 günde 400 bin TL'nin üzerinde para kazanmışım. Hayır, babamın bir şirketi yok. Hayır, silah kaçakçısı değilim. Miras da kalmadı, piyangodan da çıkmadı. Brezilya'da doğduğum için çok yetenekli bir futbolcu olup bir İngiliz takımına imza da atmadım. Hepsini sadece internetten, sosyal medyadan yaptım. Daha önce gelirlerimi gösterdiğim videolar çekmiştim. Değişen şeyler var, biraz gelirler arttı. Yeni öğrendiğim ve sana aktarmak istediğim şeyler var. Bir güncelleme yapmak istedim o yüzden. Instagram hesabımdan kazanıyorum, YouTube hesabımdan kazanıyorum ve en büyük gelirimi nereden kazandığımı birazdan sana anlatacağım. Çünkü Instagram'da ciddi manada felaket satış yapılıyor. Söylüyorum, hazır mısınız? Bir Instagram hikayesinden 100 bin lira kazandığım oldu. Sadece 2000 takipçiyle aylık 30-40 bin lira yapabilirim. Yüklediğim günden bugüne de 170 bin izlenmiş ve 18 bin TL kazanmışım. Ve bence bu videodan ben 18 bin TL değil 100 bin liranın üzerinde kazandım. Son 14 günde 254 bin. Son 14 günde 254 bin kazanmışım. Son 30 günde ise toplamda ben lira gelir kazanmışım. Sadece bu satıştan aldığım para. Tek gelir kaynağım bu değil. 900 TL para kazanmışım. Son 14 dakika içerisinde. Evet, ilk olarak önümde Instagram hesabım açık. Bu hesap yüksek ihtimalle Türkiye'deki en büyük Instagram eğitim hesabı. Hemen hemen 500 bin takipçiye sahibim ve son 30 günde 748 bin hesaba erişilmiş. Benim için gerçekten çok düşük bir rakam. Çünkü ben burada 30 milyonda gördüm. Şu anda daha düşük ama bu daha az kişiye ulaşarak daha çok para kazanıyorum. Bunun nedeninden şimdi sana bahsedeceğim. Instagram hesabıma ilk başladığımda sürekli böyle videolarımın ne kadar izlendiğine, ne kadar fazla insana eriştiğime çok dikkat ederdim. Kafayı buna bozmuştum açıkçası ama bu çok büyük bir yanlışmış ve bunu yenilerde tam anlamıyla fark edebiliyorum. Şimdi dostlar şöyle düşünelim. Bu videoda 500 bin beğeni var. 497 bin. Videoyu bir izleyelim önce. Dil o kadar sahte ki önemli hissetmek için mesajlara geç cevap veriyorlar. Alakasız şekilde mafya triplerine giriyorlar. Aldatmanın ve çok... Her neyse. Şimdi bu video 500 bin beğeni aldı ve ben bu videodan ortalama 100 bin takipçi aldım. 100 bin takipçi. Tek videodan. Ne kadar inanılmaz geliyor değil mi? Aslında bir insanın hayatını geçindirebilecek kadar bir takipçiyi ben yarım saatimi verdiğim bir videodan kazanmışım. Ama bu videonun şu anda benim için hiçbir değeri yok. O 100 bin takipçinin hiçbir değeri yok. Şu video kadar. Bu kanal dünyada en çok izlenen ve en çok para kazandıran YouTube kanallarından bir tanesi ve şu an tamamen bizim elimizde. Bu videodan da 50 kadar takipçi geldi. Şimdi bu video benim için neden daha değerli video? Çünkü benim net bir şekilde satış yapabileceğim kitleye ulaştırıyor beni. Bu nesil o kadar sahte ki şunu şunu yapıyorlar diyorum. Ve bu videodan gelen 100 bin takipçinin hiçbiri YouTube'la ilgilenmiyor. Ama benim YouTube'la alakalı sattığım bir ürünüm var. İşte tam da bu yüzden bana gelen o 100 bin takipçi değersiz. Ama bu videodan gelen 50 kişinin belki de 48'i, 49'u YouTube'la ilgilenen insanlar. Ve ben hikayemde örneğin YouTube'la alakalı bir ürün tanıtımı yaptığımda o 50 kişinin belki hepsi alıyor yani. Ama 100 bin kişiden 50 sipariş alamıyorum ben. İşte o yüzden kesinlikle ama kesinlikle sayılara takılmayın dostlarım. Bunu fark ettikten sonra diğer hesaplarımdan da ben olabildiğince hedef kitleye ulaşabilecek, bana istediğim kitleyi getirebilecek videoları atmaya çalışıyorum. Yani öyle çok izlenmeymiş, çok beğeniymiş umurumda değil, senin de umurunda olmasın zaten. Ve bunu yaptıktan sonra istediğim kitleyi yavaş yavaş hesabıma toplamaya başladıktan sonra söylüyorum, hazır mısınız? Ben tek hikayeden 100 bin lira bile kazandım. Bir Instagram hikayesinden 100 bin lira kazandığım oldu. Instagram'dan çok daha fazla satış yapılıyormuş. Ben YouTube'dan daha fazla satış yapılıyor diye düşünüyordum. İşte benim yaptığım hata genel kitleye oynuyormuşum. Daha aslında direkt YouTube'la alakalı içerikler üretirsem ve oradan gelen takipçilerle daha fazla gelir elde edebiliyorum. Şu an yerinizde olsam ciddi manada söylüyorum, YouTube yerine Instagram'da satış yapmaya çalışırım. Instagram'da para kazanmaya çalışırım. Çünkü Instagram'da ciddi manada felaket satış yapılıyor. Ve şu anda ürettiğim içeriklerle tahminimce mesela sıfırdan bir hesap açıp 2000 takipçiyle muhtemelen ben 30-40 bin lira arası para kazanabilirim aylık. Sadece 2000 takipçiyle aylık 30-40 bin lira yapabilirim. Şimdi genel bir toplayacak olursak ben Instagram'dan şu şekilde para kazanıyorum dostlar. Detaylı bir şekilde ne kadar kazandığımı videonun içerisinde zaten göstereceğim. Mantık şu ama. Benim Reels videolarım burada. Benim de bir ürünüm var diyelim. Bu iki elimi görüyorsunuz şu anda. Ben içerikler üretiyorum. Bunlar içerik. Bu içeriklerle ben bu ürünü alabilecek insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Örneğin kulaklıklarla alakalı benim içeriklerim var. Kulaklık içeriğini üretiyorum, üretiyorum. Beni 2000 kişi takip ediyor artık. Ve kulaklıklarla alakalı bir ürün satıyorum veya direkt kulaklık da satabilirim. Bu ikisi örtüştüğünde satış olmuş oluyor. Tabii ki bir diğer para kazandığım yer benim YouTube kanalım.
Şu anda tekrardan ekranda görüyorsunuz YouTube istatistiklerimi. Bu düşüşler artık Shorts videosu atmayı kestiğimden dolayı. Şimdi benim YouTube kanalımda 228 bin abonem var. Ve aylık kazandığım gelirim buradan 8-10 bin TL civarında. Ama altını çizeyim, sadece izlenmeden 8-10 bin TL kazanıyorum. Benim YouTube kanalımda izlediğim strateji şu: ömür boyu izlenebilecek içerikler üretmek. Şimdi 2024'te YouTube kanalı açacaksan bunu yap. Keşke YouTube'a başladığımda bilseydim dediğim 5 şey. Yüzünü göstermeden Instagram'dan para kazanma. Yüzünü göstermeden YouTube'dan para kazanma. 30 günde 300 bin TL satış yapmayı denedim. Bir şey fark ettiniz mi? Bu videolar bundan 5 sene önce de insanların ilgisini çekebilirdi. Bundan 15 sene, 20 sene sonra da insanların izleyebileceği bir şey. Hatta direkt şöyle örneğini göstereyim. Ben 26 Şubat 2023 tarihinde, yani 1,5 sene önce şu videoyu atmışım. 0 TL ile e-ticaret yapma diye. Bu video bana bu ay 613 lira kazandırmış. Ve hala bana bu video pasif bir şekilde para kazandırıyor. Hala. Günlük 24-25 lira, 50 lira. Ve şöyle söyleyeyim, bu videonun içerisinde bir ürün tanıtımı olduğu için bu video bana aylık 600 lira kazandırmıyor aslında. Belki de 6000 lira kazandırıyor. Çünkü ben bu videodan satış alıyorum. Son 3 ayda bu videodan 2784 lira kazanmışım. Yüklediğim günden bugüne de 170 bin izlenmiş ve 18 bin TL kazanmışım. Ve bence bu videodan ben 18 bin TL değil 100 bin liranın üzerinde kazandım. Çünkü içerisinden dediğim gibi sipariş alıyorum. Diğer istatistikler de böyle. Yani görebilirsiniz, ben hiçbir yeri blurlamıyorum elimden geldiğince. Diğer YouTuber'lar kazandıkları parayı göstermezler, gizlerler, insanlar bilmesin isterler. Ben öyle değilim. Çünkü size bunu öğretmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum sizlere. Ve şöyle bir şey, ilk defa samimi bir şekilde bir dostunuz, kardeşiniz gibi size şunu söyleyeceğim. Dediğim gibi ben Instagram'dan çok çok daha fazla para kazanıyorum. Ama YouTube kanalım için hala ömrümü harcıyorum. Bütün günümü buralara veriyorum. Instagram'dan daha çok buraya zaman harcıyorum. Bunun da sebebi şu: YouTube kanalımı öyle bir hale getirmek istiyorum ki, bir genç var diyelim. Bu gence ailesinden hiçbir şey kalmamış. Hayatında böyle bir şeyler ona altın tepsiyle al buyur bu da senin denmemiş. Yaşadığı toplumda, yaşadığı ülkede gülümsemesi elinden alınmış bir genç. Ne yapabilir ki? Ne yapabilir yani, soruyorum. Ne başarabilir bu adam? Okul mu okusun? Bir yerde mi çalışsın? Ezilsin mi? Hayır. Ben o gence gerçekten hayatıyla alakalı, geleceğiyle alakalı bilgileri burada arşiv gibi sunmak istiyorum. O genç, hatta genç olmasına da gerek yok. O kişi benim kanalıma girdiğinde işini kurması için, parasını kazanabilmesi için, hayatında iyi şeyler başarabilmesi için, mutlu olabilmesi için her türlü içeriği bulsun istiyorum. Ve kanalımı bu şekilde dizayn ediyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, ben öldükten sonra bile insanlar bu kanala girip kendileriyle alakalı bir şeyleri geliştirebilsinler, kendilerine bir şey katabilsinler ve beni iyi hatırlasınlar istiyorum. Bu kanal benim için çok daha değerli, daha az kazandırmasına rağmen. İşte o yüzden bu kanalın sağlıklı ilerlemesi için, daha hızlı büyümesi için bana destek olmanı rica ediyorum senden. İzleyenlerin %60'ı abone olmadan izliyor. O yüzden o abone ol butonuna tıklarsan beni çok mutlu edersin. Yorumlarını da bekliyorum. Beğenmediğin şeyleri yaz, öğrenmek istediğin şeyleri yaz. Destek ol, beğen. Teşekkür ediyorum sana dostum. Şimdi bence hepinizin en çok merak ettiği yere geldik. Ben artık Shopier'de değilim dostlar. Farklı bir sistem kullanıyorum. Kendi internet sitelerim var. Buradan sipariş alıyorum. Gelirlerime direkt bakalım. Ekran şu an önünüzde açık. Hiçbir gizlim saklım yok. Dün ne kadar kazanmışım? Dün 14 bin lira kazanmışım. Son 7 günde 75 bin lira. Düşüş mü var lan? Düşüş var herhalde. Son 14 günde 254 bin. Son 14 günde 254 bin kazanmışım. Son 30 günde ise toplamda ben 413 bin lira gelir kazanmışım. Sadece bu satıştan aldığım para. Tek gelir kaynağım bu değil. Biliyorsunuz ki dostlar, Shopier kullanıyorduk. Neden Shopier'i bıraktım ve artık buraya geldim? Shopier sağ olsun bana da çok destek oldu bu arada. Çok üst düzey yetkilileri de bana ulaştılar ve çok iyi ilerlediğimi söylediler. Yardımcı olabileceklerini söylediler ama yine de çıkmak zorunda kaldım. Belli başlı nedenleri vardı bunların. Ben şu anda Light Funnels diye bir sistemdeyim. Bu kesinlikle reklam yok. Tamamen kendim kullandığım için gösteriyorum bunu. Burada internet sitenizi dizayn edebiliyorsunuz. Mesela benim YouTube'dan para kazandıran 30 içerik fikri diye bir dijital ürünüm var. O dijital ürünümün sitesinin arka planı bu aslında. Girelim siteye. Hah, ekran bu. Ben ürünümü bu ekranda satıyorum. İstediğim gibi ben şu an burayı düzenleyebiliyorum. Yorum ekleyebiliyorum. İstediğim her şeyi yapabiliyorum. Tamamen özgürüm. Aslında sebebi bu. Şimdi Shopier'de sadece yazıyla ilerleyebiliyoruz şu anlık. Fotoğraf koyabiliyoruz. Ama ben kendi internet sitem üzerinde bunu yaptığımda çok daha ikna edici bir internet sitesi yapabiliyorum. Ve çok daha kurumsal olabiliyorum. Çünkü başarikalbi.com'um şu anda. Shopier üzerinde değilim. Ürünümle alakalı görseller, videolar ekleyebiliyorum. İçeriklerinden bahsedebiliyorum. Fiyat karşılaştırmaları yapabiliyorum. Başarıları koyabiliyorum buraya. Gördüğünüz gibi benim eğitimimle birlikte para kazanan, hatta 100 bin plaketini eline alan insanların bana gönderdiği ekran görüntüleri var burada. Tamamen bana gönderen insanlardan aldım. Zaten isimleri bile görünüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir gizlimiz yok. Mesela ilk satışlarını yapıyor burada.
4300 lira gelir kazanmış ilk geliri. Bu kadar mutluyum ki anlatamam. LightFunnels beni sadece özgürleştirmiyor. Bununla birlikte ben bütün datalara ulaşabiliyorum. Shopier'de de bilgilere ulaşabileceğiniz küçük bir kısım vardı sanırım ama burada daha detaylı. Şu anda sitede kaç kişi var? Dünyanın neresinden giriyorlar? Hepsini görebiliyoruz. Mesela Türkiye'de şu anda 3 kişi benim sitemin içerisinde bulunuyor. Hatay'dan biri. Bu benim muhtemelen. İstanbul'dan da var birileri. Kendi internet sitemeye geçtiğimde artık daha kurumsal ve daha profesyonel bir insan olduktan sonra satışlarımda da çok ciddi artış olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki isterseniz internet sitesi yapmakla alakalı detaylı bir video yükleyebilirim. Bu videoya attığınız beğeni sayılarıyla, yorum sayılarıyla ve kanala abone olmanızla bunu bana belli edin lütfen. Şimdi bahsedeceğim bir şey var. Ben sponsor alabilirim ve bu sponsorlardan çok ciddi gelirler elde edebilirim dostlar. Neden almıyorum biliyor musunuz? YouTube'da almama sebebim dediğim gibi ben ömür boyu izlenebilecek videolar yapıyorum. Ömür boyu izlenebilecek bir videonun içerisine bir mikrofon reklamı koydum diyelim sponsorlu olarak. Ömür boyu o mikrofonun reklamı olmuş olacak. Ve ben tek bir seferlik para almış olacağım o markadan. Ama kendi ürünümü koyduğumda ömür boyu sipariş almış olacağım. Bu yüzden almıyorum ama zamanında ben sponsorluklardan da gelir elde ettim. Hala da istesem edebilirim. Ve sponsor nasıl bulunur? Bunu sürekli bana soruyorsunuz. Benim Instagram hesabım var, benim YouTube kanalım var. Para kazanamıyorum ama sponsor bulsam para kazanırım diyorsunuz. Şimdi daha önce bir videomda göstermiştim. O kesite buraya koyacağım. Nasıl sponsor bulabilirsiniz? LinkedIn uygulamasını hepiniz biliyorsunuzdur. Şimdi bu uygulamanın içerisindeyiz. Benim bir profilim var, girişimci ve içerik üreticisi diye. Burada kendimden bahsediyorum, yaptıklarımdan bahsediyorum. Başarı kalbinden bahsediyorum. Buradan bana reklam verebilecek markalara ulaşabilirim. Arama yapalım. Apple. Bu bir örnek. Şirketin ne kadar büyük olup olmadığına takılmayın. Siz kendiniz kendi nişinizle alakalı markalara bu yöntemle ulaşabilirsiniz. Onlardan reklam isteyebilirsiniz. Bu şekilde bulunuyor zaten. Apple'ın profiline de girdikten sonra kişiler diyorum. Buraya sosyal medya araması yapacağım. Çünkü ben sosyal medyacıyım ve Apple'ın sosyal medya tarafıyla ilgilenen kişileri bulmam lazım. Arattım. Buse Selen Akgün. Mesaj diyorum. Böyle bir pencere açıldı. Konu. Başarı kalbi. X. Apple işbirliği hakkında. Şimdi ben buraya işbirliği teklif ettiğim bir metin yazacağım. Örnek. Tamam. Böyle bir metin yeterlidir. Şimdi bunu Apple'a göndererek onlarla bir işbirliği teklifinde bulunabilirim. Tabii ki bunu örnek göstermek için yaptım. Aklıma Apple geldi. Apple'a girdim. Böyle bir mesaj hazırladım. Siz dediğim gibi kendi işinizle alakalı bir marka bularak kendi çalışabileceğiniz markalara böyle bir mesaj gönderebilirsiniz. Size de zaten örnek olmak için paylaştım. Dostlar ben 21 yaşında çok ciddi gelirlere ulaşabilen bir girişimciyim. Genç bir girişimciyim ve bir çocuğum aynı zamanda. Şöyle açıklasam daha doğru olur. Ayda 400 bin lira, 500 bin lira, belki 1 milyon lira üzerine birazcık düşsem kazanabilecek bir formüle sahibim. Ve bunu olabildiğince size aktarmaya çalıştığım da bir YouTube kanalım var. Şu anda beni izlediğiniz YouTube kanalı. Bu YouTube kanalını sen bir yer... Sipariş... Bak mesela ben seninle konuşuyorum, hala sipariş geliyor ve bunu sana öğretiyorum işte. Ne kadar kazanmışım biliyor musun? Seninle konuşurken son 14 dakikada, görebiliyorsun hatta. Son 14 dakika içerisinde 900 TL para kazanmışım. Son 14 dakika içerisinde. Yani işte anlatmaya çalıştığım şey bu. YouTube kanalım zaten tamamen buna göre dizayn ediliyor. Gir kanalıma, oradan izleyebildiğin kadar video izle. Faydadan başka hiçbir şey görmeyeceksin. Bana verdiğin 1 saat sana yıllar içerisinde milyonlarca lira olarak geri dönebilir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutma. Seni seviyorum. Senin de kendini sevmeni istiyorum. Allah'a emanet ol. Selametle.